Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda değerli arkadaşlar, yine yatayda bir hareket vardı. Borsa İstanbul 9.097 puanla eksi %1.05 ile kapattı. Günün düşüğünü 9.090, yükseğin ise 9.226 ile hacmini 108 milyar TL ile yaptı. Günün hacim şampiyonu ise arkadaşlar, sanırım Ereğli oldu. Ereğli'de 8,5 milyar TL'nin üzerinde bir hacim vardı. Neredeyse Borsa İstanbul'un %10'unu Ereğli yaptı. Bunu konuşacağız. Daha sonra Miatek, Reader, Türk Hava Yolları geliyor. Kontrolmatik ve gübre fabrikaları geliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi bu Ereğli'de hem hacim yapması ve Ereğli'nin yönsüzlüğü BofA'nın raporuyla oldu. Bazı arkadaşlar siz dedik BofA'yı sonra konuşuruz arkadaşlar demiştik dünkü videoda. Onu bugün konuşalım. Şimdi Bofa'nın raporunu neden saçma buluyorsunuz? Neden daha öncekini neden mantıklı buluyorsunuz? Şimdi arkadaşlar yabancı yatırım raporlarına çok fazla güvenmeyin. Allah bize akıl vermiş, fikir vermiş, zeka vermiş. Yani kullanacağız. Beyni kullanmak bedava. Yani beyin bedava. Kullanmanız lazım. Şimdi nedir? Nedir? Yani Bofa'da belki diyeceksin ki Selçuk Bey siz Bofa'dan daha mı ya arkadaşlar onu bilemiyorum. Yani ben kimseden üstünüm veya daha az üstünüm. O benden daha üstün gibi şeylerden söylemiyorum. Diyorum ya beyin bedava. Kullanmanız lazım. Hesap ortada. Matematik ortada. Şimdi BOFA'nın <laughs> mantıksızlığını nereden anlatacağız? Biz dün bunu izah etmeye çalıştım. Yani yatırım şirketleri, yatırım bankaları bazen bozuk saatin günde iki defa saati doğru gösterdiği gibi bunlar da bazen doğruyu söylerler, bazen yalan söylerler. Bazen kasıtlı, bazen bilmeden cehaletçi yapıyor olabilirler. Bilemiyorum. Şimdi Bofa'nın 18 19 TL vermiş olduğu hedef 9 çeyrek önceydi. 9 bilanço önceydi. 9 bilanço önce Ereğli 36 50'deyken Bofa dedi ki ben dedi Ereğli'de beklentim 19 lira. Aradan 9 çeyrek geçmiş. 9 bilanço geçmiş. Ben şimdi bu revizyonumu 17 TL yapıyorum diyor. Ya şimdi akıl var mantık var. Narın kilosu olmuş 50 lira. 2 tane nar alıyorsunuz, 50 lira veriyorsunuz. 2 tane nar, 50 lira. Yani Ereğli 9 çeyrek geçmiş, 36 liradan 45 lira. O zaman almayın diyorduk. Bakın, o zaman pahalı. Ama şimdi %65, %70 enflasyonun olduğu bir yerde, 9 çeyrek geçen bir yerde mantıklı, söyledikleri mantıklı değil. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar, temel anızda piyasa değeri, defter değeri diye bir olay vardır. Defter değeri. Defter değeri nedir? Defter değeri, bir demek bir demek. Yani piyasa değerinin defterinden bölüm bir demek. O şirketin öz kaynakları her neyse o öz kaynaklar üzerinden fiyatlanıyor demektir. Şirketi hurda fiyatını alıyorsunuz demektir. Yani o öz kaynak. Çünkü şirketin alacaklarıyla vereceklerini çıkarttığınız zaman borçlarıyla alacak çıkarttığınız zaman kalan para öz kaynaklarıdır. İşte sermayesine böldüğünüzde o sermayedeki hisse değeri o öz kaynakları karşılıyorsa Piyasa değeri, defter değeri bir demektir. Oysa Ereğli'ye baktığımızda değerli arkadaşlar, Bofaya'nın mantığına göre diyorum. Ereğli'nin yani şu an 0.86 piyasa değeri, defter değeri var. Peki son 15 yılın Ereğli'de piyasa değeri, defter değerinin minimum değerine baktığımızda ki sizler için şu köşede yayınlayın. Orada baktığımızda 0.73 görünüyor. Şimdi burada baktığımızda e Ereğli'nin arkadaşlar 186 milyar 191 milyon şirketin kendi öz kaynakları var. 191 milyar 528 milyon TL'de bağlı bulundukları ile işte ne bileyim İskender'in Demirçeli'nin belli İskender -Demir belli bir kısmı bunların işte maden arama bilmem ne limited şirketi var. Maden yerleştirme bilmem. Yani bunları faaliyet raporunda görebilirsiniz bir sürü de yan kuruluşları var. İşte bu yan kuruluşları ile beraber gelen öz kaynakları da arkadaşlar 198-528-186-191 yani Ereğli'ye bir 5 milyar 337 milyon TL'lik bir öz kaynak daha sağlıyor. Yani toplam ortak olduğu şirketlerle beraber 191 milyar 528 milyon yani ona yaklaşık 192 milyar dersek arkadaşlar ve bu şeyi öz kaynaklarını son 15 yılın piyasa değeri defter değeri en küçük değer olan 0.73 ile çarparsak piyasa değerini buluruz. Yani piyasa değeri Ereğli'nin 140 küsür milyar ona da 141 milyar TL diyelim. 141 milyar TL. Yani şu anki bilançoya göre burada bir temel analiz yapıyoruz. Piyasa değeri Ereğli'de en fazla 141 milyar TL olur. Şu an baktığımızda Ereğli'nin piyasa değeri 160 milyar TL. 15 yılda en fazla 140 milyar TL'ye kadar düşmüş. Bunu da 3,5 milyar olan sermayesine böldüğümüzde arkadaşlar 40.28 yapar. Yani Ereğli'nin tarih boyunca bugünkü fiyattan baktığımızda 40.28 en düşük değer. Hele hele Bofanın dediği 4 çeyrek sonraki 4 çeyrek sonra Ereğli üzerine öz kaynaklarını arttırarak gidecek. Bu 40.28'in dip dip olan fiyat çok daha üst noktalara gelecek Ereğli'de. E siz bunu bırakıyorsunuz. Bu sefer diyelim ki Ereğli'nin öz kaynakları ki ben Ereğli'de yani bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben bu sene 50 milyar TL bir net karlılık bekliyorum. Onu da konuşuruz. 50 milyar TL net karlılık bekliyorsak bunu da 40 milyar TL öz kaynaklarına katkısını sağlasa arkadaşlar 230 milyar TL gibi bence 2024'ün yıl sonunda şey olur. Öz kaynakları olur. Bunu da 0.73 minimumla çarptığımızda 168 milyar onu da 3.5'a böldüğümüzde 2024'ün sonunda en kötü ihtimalle Ereğli en kötü ihtimalle 48 lira olabilir. 48 50 lira civarı olabilir. E 17 nere 48 lira. Ne e 17 48 indirebilmek için bu sefer 3 kat daha düşüreceksiniz. O zaman piyasa değeri, defter değerinin 3 kat daha düşecek. O zaman Ereğli'nin piyasa değeri, defter değerinin 0.25 olması gerekiyor. 2024'te o bilançoları görmeden fiyat düşme e 0.25 tarih boyunca piyasa değeri, defter değeri Ereğli'de olmuş mu? Yani ne olması lazım? O zaman şunu olabilir. Yani BOFA'nın dediğine göre şirketin içini boşaltmaları gerekir. Şirketin içini boşaltmaları nasıl olur? karını dağıtır, karından fazla öz kaynaklarını da kullanarak, öz kaynaklarını da tüketerek karını dağıtmaya devam eder, ortaklarını verir, öz kaynakları düşer. Ha ondan sonra 17 20'leri 20 bize. E peki böyle bir şey olabilir mi Bu mantıklı mı? Öz kaynaklarını boşalttırırlar mı? Boşalttırmazlar. Çünkü bunların belli bir kısımlarını yedek akçe olarak ayırıp öz kaynaklarına katıyorlar. Belli bir kısmını kar payı olarak ortaklarına dağıtıyorlar. İşte o yüzden şeyin, BOFA'nın dediği mantıksız şu an. Ama 9 çeyrek 10 çeyrek önce söylediği 19 mantıklıydı. Real nominal olarak gelmedi ama nominal değer olarak yani 19 rakamını görmedi herhalde ama 31 liraları 28 liralara 27 liralara düşerek 27 liralara ta düşerek nominal olmayıp da reel değer olarak onu gördü. Sürekli bu nominal reel değeri de kaybediyoruz ondan dolayı. O yüzden arkadaşlar bunu karıştırmamak lazım. Şimdi Ereğli'den neden siz bu çiçek? Ya arkadaşlar şimdi Ereğli'nin zarar etme nedeni İskender'in demir çelik fabrikalarının deprem nedeniyle kazanlarının donmasıydı. O zaman biz bunları söyleyemedik. Çünkü niye söyleyemiyorsunuz? Olmuyor. Yani söylediğiniz zaman direkt olmuyor. Ya şimdi bu fiyatlandı, geçti. Bu kazanları dondurdular. Donmak zorunda. altını kıstılar. Yani çelik kazanlarının, çelik eriklerinin altını kapattığınız anda o dondu mu kazanlar işe yani Kazanın donmaması lazım. Kazan dondu mu bitti o iş. Onun oradan sökülüp tekrar lazım. Arkadaş tamam bunun sigortası var. Sigorta şirketi geliyor ödüyor ama o kazanların donmuş çelik eriği kazanlarının değiştirilmesi, sökülmesi, yeni gelmesi, o kazanların yeniden takılması ciddi bir belki de 9 ay Ereğli demir çeliğin iş görememesine, hasılat görememesine neden olur. Ereğli demir çeliğin %90'ında de, Ereğli'de olduğundan dolayı Ereğli'nin karı İskender'in demir çeliğin zararlarını Kapatmakla geçti. Peki ne oldu arkadaşlar kapatırken? 3 milyar 867 milyon sanırım zarar vardı son çeyrekte. Bu çeyrekte o 3 milyar 867 milyon zararı kapattı. 4 milyar 33 milyon TL üzerine koydu. Hesaplayalım 4 milyar 867 toplam 7 milyar bu çeyrekte 9 milyar. Yani 7.9 milyar TL son çeyrekte Ereğli Demirçelik net karlılık elde etmiş. Enflasyon nedir? Enflasyon yüzde altmış Adam bu enflasyonu ürettiği hurdayanın, ürettiği demirin, ürettiği çeliğin üzerine, ürettiği sacın, ürettiği HRC'nin üzerine koymayacak mı? Koyacak. Hasılatı artmış zaten. Ondan dolayı düz bir mantıkla gidersek, bu 2023'ün 12. çeyreğinde 7 milyar 9 milyon lira kar etmiş bir Ereğli, birinci çeyrekte 13 milyar TL kar etmesi olasılık dahil. Yani e geldik zaten 1 Mart'ta. 30 gün sonra birinci çeyrek raporları gelecek. E şimdi bu 13 milyar net karlılık nereye? Bunu da çarpı 4 ile yaptınız ki... ...aynı performansı arttırarak değil, aynı performansla gitse... ...52 milyar 140 milyon TL yapar. İşte benim baştan dediğim... ...ben bu sene 2024 yılında 52 milyar TL... Ereğli'den net karlılık bekliyorum dediğim buydu. Yani sadece enflasyon oranında... 2023'ün son çeyreğindeki performansı gösterseler ve 2024'ün birinci çeyreğiyle 2024'ün son çeyreğinde aynı performansı sergileseler 52 milyar TL net karlılık olur. Ki 3,5'a böldüğümüzde arkadaşlar yani 3,5 milyara ki bu genel kurulda 7 milyar olacak bedelsiz verecek onu iptal edin onu düşünmeyin şimdiki 14 lira 89 kuruş 2024'te kar payı ödemesi içten bile değil. Şimdi 15 lira kar payı alacağınız seneye bu zamanlarda bir hisseye. Ya arkadaş yani 43 lira, 43 lira, 45 lira işte her neyse bir hissenin yok arkadaş 17 liraya geleceğini söylemek. E bunu FK'sı birin altına indirmek demek. Yani bu da mantıklı değil işte bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bofa bunları düşünüyor mu bilmiyorum. Düşünüyor mu düşünmüyor mu? Bunları kabul edelim. Yani ben bu hesaplamalarımı minimumda yaparak yaptım. Ha Allah korusun bir daha deprem olamaz mı? Allah korusun. Olabilir elbet. O zaman yine zarar gör. Zaten Ereğli ve İskender'in demir çelikte o depremin fiyatlamaları işte şimdi fiyatlanıyor. Belki biraz daha inebilir. Dediğimiz gibi tarihi bir 41 liralar 42 liralar olabilir. O da bekleyenlerin olsun arkadaş. O yüzden arkadaşlar beyin bedava. Allah akıl vermiş fikir vermiş. Okuyacağız. Bofa'yı da okuyacağız. City'yi de okuyacağız. Duce'yi de okuyacağız. J.P. Morgan'ı da okuyacağız, Wells Fargo'yu da okuyacağız ama en son kararı kendimiz vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bir şeye bakalım e, grafiklerimizi ondan sonra e, videomuzu tamamlayalım. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bizim burada e, 21 günlük 2 saatlik hareketli ortalamanın Borsa İstanbul altında. Şu trendin üstüne atıyor gibi olduk ama uzunca bir gidemedik ama bu trendin içine girdik. Sanırım herhalde şöyle yatayda hareket ettire ettire şöyle bir önümüzdeki ilk 10-11 Mart'a kadar şu trende değdirecek bir para var. Gerekir böyle kah yukarı çıkaracak, kah aşağı inecek, kah yukarı çıkaracak. Şu trende değdirecek. Yani şöyle 9 binleri şöyle 11 Mart'a kadar borsayı dinlendirecek. Şimdi trende baktığımızda şimdi trend de gördüğünüz gibi burada sat sinyal üretti ama yavaş yavaş trend de aşağıya doğru geliyor arkadaşlar. Mesela 9300'lerin üstünde yeniden bir rally başlayabilir. Ancak biraz şöyle sanırım bu indikatörlerin soğuması gerekiyor. Kapanışı 9097 ile oldu ama çok da sorun değil. Şu an yol haritamızın içerisinde hareket ediyoruz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler sohbet niteliğindedir. İyi hafta sonları.